Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün alan ölçme ve geometrik cisimler ile ilgili beceri temelli sorular çözeceğiz. Birinci sorumuza bakalım. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bütün yüzeylerinin alanının toplamına eşittir. Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki blok bir boya kutusuna batırılıp çıkartıldığında prizmanın yüksekliğinin 3'te 2'sine kadar olan kısmının tamamen kırmızı renge boyandığı görülmektedir. Buna göre bu prizmada kırmızı boyalı kısımların yüzey alanları toplam kaç santimetre karedir? Şeklimizi incelediğimiz zaman burada bir tane dikdörtgenler prizmasının olduğunu görüyoruz. Yüksekliğinin 3'te 2'si kadar kırmızı boya kutusuna batırılıp çıkartılıyormuş. O yüzden yüksekliğimiz 12, 3'te 2'sini hesaplayalım. 3'e böldük. 4, 4 kere 2'den 8. Demek ki 8 santimetrelik kısmı kırmızı boyaya batıp çıkartılmış. Taban ayrıtlarımızın uzunluğu ise 4'e 3 santimetre. Hemen alanını hesaplayalım. Şu yüzey alanına bakalım. 8 çarpı 3'ten eşittir 24. Biz biliyoruz ki dikdörtgenler prizmasında karşılıklı paralel olan yüzeylerin alanları birbirine eşti. Yani burası 24 ise karşısındaki göremediğimiz yüzey alanı da 24'tür. Yani iki tane 24. 48 oldu. Peki şu yüzeyine bakalım. Hani yükseklik 8'di ya. Hemen burayı da bir hesap edelim. 8 çarpı 4'ten 32. Karşılıklı yüzeyler birbirine eş ve paraleldi. Diğer görmediğimiz yüzey de 32 olacağı için topladık 64. Bir de taban alanımız var. Taban alanımız ise 4 kere 3'ten 12. Değil mi? Alt tarafı da çünkü boyanması gerekiyor. Kırmızıya boyanmış olan alanları toplayalım. 48 bulmuştuk. 64 ve 12 de tabanıydı. Toplayalım. 14'ün 4'ü 50 var 1. 12. Cevabımız 124. B seçeneğidir. İkinci sorumuzdan devam ediyoruz. Merve evde beslediği kedisi için dikdörtgen prizma şeklinde bir yuva yapmak istiyor. Bunun için şekil 1'deki kartonu kesikli çizgili yerlerden kesip kalan kartonu şekil 2'deki gibi 6 bölgeye ayırarak ön yüzeylerini boyuyor. Buna göre Merve bu kartonu prizma haline getirdiğinde oluşan şeklin görünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Biz dikdörtgenler prizmasının özelliklerinden şunu biliyoruz ki karşılıklı yüzeyler birbirine eşit ve paraleldir. Yani yeşilin karşısında sarı olacak, morun karşısında pembe olacak, maviye de zaten turuncu olacak. Bunu açıkladığımıza göre hemen seçeneklerimize baktığımız zaman D seçeneği yeşil ve sarının paralel olduğunu görüyoruz. Bu yüzden yan yana olamayacağı için cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bütün yüzeylerinin alanının toplamına eşittir. Birbirine eş iki kare prizma biçimindeki tahta blok bir zemine şekil 1'deki gibi birer yan yüzü çakışık olacak şekilde. Şekil 2'de ise tabanları çakışık olacak şekilde yerleştiriliyor. Şekil 1'de zemine değen yüzeylerin alanlarının toplamı 50 santimetre karedir. Şekil 2'de ise zemine değen yüzey ve birbirine çakışık olan tabanlar dışındaki diğer yüzeylerin alanları toplamı 210 santimetre karedir. Buna göre bir tane kare prizma tahta bloğun yüzey alanı kaç santimetre karedir? Sorumuzda bize neler verilmiş bakalım. Şekil 1'de iki tane eş kare prizmanın yan yüzeylerinin birbirine çakışık olarak verildiği görülüyor. Ve bize sorumuzda ne demiş? Zemine değen yüzeylerin alanlarının toplamı 50 santimetre kare. İki tane birbirine eş yüzey alan 50 santimetre kare ise o zaman bir tanesininki ikiye bölerek 25 santimetre kare olduğunu biliyoruz. İkinci şeklimiz için verilen bilgiyi incelediğimizde zemine değen yüzey ve birbirine çakışık olan taban dışındaki diğer yüzeylerin alanının toplamını vermiş. O da 200 olmuş. Yani biz zaten şurayı biliyoruz. 25 olduğunu. Buradan şekil birden çıkarmıştık. Peki kaç tane 25 santimetre karelik alan var? Hemen bakalım. 1, 2. Diğer tarafta da ikişer tane var. Burada da iki tane var. Bunun da tam karşısında iki tane olduğunu biliyoruz. Toplam
8 tane 25 santimetre karelik alan olduğunu biliyoruz. Hemen 8 ile çarptık. 200 santimetre kare olduğunu biliyoruz. Ama bize ne diyor? Bu yanlar ve tabanının alanının toplamının 210 olduğu söyleniyor. Biz yan yüzeylerinin 200 olduğunu bulmuştuk. Demek ki bir tane taban alanının ise 10 olduğunu buluyoruz. Sorumuza baktığımızda bize bir tane kare prizmanın yüzey alanını sorduğu için bir tabanımızın 10 olduğunu bulmuştuk. İki tane birbirine eş tabanımız olduğu için 10, 10. Yan yüzeyimizin bir tanesi 25, 4 tane birbirine eş yan yüzey olduğu için 4 tane 25'i topladığımız zaman cevabımız 120, yani B seçeneğidir. Dördüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Dikdörtgenin alanının kısa kenar çarpı uzun kenar olduğunu biliyoruz zaten. Çevresinin uzunluğu 128 cm olan kare şeklindeki bir kumaş önce dikdörtgen şeklinde 8 eş parçaya, sonra bu parçalardan her biri 4 eş parçaya ayrılıyor. Elde edilen kumaş parçalarının her birinin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Eğer bizim bu kare şeklindeki kumaşımızın çevresi 128 cm ise bir kenarını nasıl buluyoruz? 4 tane birbirine eş kenarımız olduğu için 4'e bölerek bir kenarını bulalım. 32. Bir kenarımızın 32 cm olduğunu bulduk. Gördüğünüz gibi bu 2'ye ayrıldığı için 32'yi 2'ye bölüyoruz. 16. Bu kenarımızın da 32 olduğunu biliyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 eş parçaya ayrıldığı için 32'yi 4'e böldüğümüz zaman 8 olduğunu buluyoruz. Demek ki şu bir kumaşımızın kısa kenarımız 8, uzun kenarımız ise 16'dır. Daha sonra bu küçük parçamızı da 4 eş parçaya ayırdığı için şu şekilde kısa kenarımız 8, yarısı 4 oluyor. Uzun kenarımız 16, yarısı 8 oluyor. Yani dikdörtgenimiz şu şekilde 4'e 8. Kısa kenar çarpı uzun kenardan 32, yani cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuzdan devam ediyoruz. Çınar, kardeşinin yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki oyuncağının yüzeylerini renkli kağıtla kaplamak istiyor. Aşağıda bir yüzeyinin alanı 400 cm kare olan oyuncağa katlayacağı renkli kağıt verilmiştir. Buna göre Çınar bu renkli kağıtla oyuncağın en fazla kaç yüzeyini tamamen kaplayabilir? Hemen öncelikle şu dikdörtgenler prizması şeklindeki oyuncağın yüzey alanını bir hesaplayalım. Şu iki ayrıtını çarpıyoruz. 5 çarpı 15, 75 santimetre kare. Bu yüzeyin karşısındaki göremediğimiz yüzeyi de 75 santimetre kare, birbirine eş. Şu yüzeyini de hesaplayalım. Gördüğünüz gibi şurası 5 santimetre, burası da 8 santimetre. 8 çarpı 5'ten 40 santimetre karedir. Bu yüzeyimiz 40 santimetre kare ise diğer karşı tarafı da aynı şekilde 40 santimetre karedir. Üst taban ve alt tabana yine bakalım. Şurasının 15 olduğunu biliyoruz. Şurasının da 8 olduğunu görüyoruz. Hemen 15 çarpı 8'den 120 santimetre kare. O zaman taban alanı da aynı şekilde 120 santimetre kare olacak. Çünkü karşılıklı yüzeyler birbirine eşitti. Hemen hepsini toplayalım. Burada topladığımız zaman 10'un 0'ı elde var 1. 27'nin 7'si elde var 2. 1, 2, 2 de elde 4. Demek ki 470 santimetre kareymiş bütün alanı. Ama bizim elimizde yüzey alanı 400 santimetre kare olan renkli kağıt varmış. O zaman 470 santimetre kareden 400 santimetre kareyi çıkartalım. Çıkardığımız zaman 70 santimetre karelik alan kaplanamayacak. Değil mi? Çünkü 70 santimetre kare daha renkli kağıda ihtiyacımız var. Hemen baktığımız zaman yani şu yüzeyinin bir tanesini kaplayamamış olacak. Toplam 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yüzey alanını kaplamış olacağı için en fazla 5 diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. 6. sorumuzdan devam ediyoruz. Kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olan kare şeklindeki kartondan şekil 1'deki gibi kesikli çizgiler boyunca kesilip çıkartılan bir dikdörtgen şekil 2'de gösterilmiştir.
Şekil 2'de gösterilen dikdörtgenin her iki tarafından en büyük boyutlarda kenar uzunluğu bir doğal sayı olan iki eş kare parçası kesilmiştir. Kesilen kareler birer kenarları çakışık olacak şekilde birleştirilerek şekil 3'teki gibi gösterilmiştir. Şekil 3'teki dikdörtgenin alanı 72 santimetre kare olduğuna göre kare kartonun kesilmeden önceki bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir? Şekil 3'ümüzü incelediğimiz zaman 72 santimetre kare olduğunu vermiş. Ama ne diyordu? İki tane birbirine eş karelerden oluşturulmuş değil mi? O yüzden bunun yarısı karedir. Ve yarısı ne kadar olur? Hemen bakalım. 72 bölü 2'den 36. Demek ki şu karenin alanı 36, 36'ymış. Bir karenin alanı neydi? İki kenarının çarpımı. Karenin kenarları neydi? Birbirine eşit olacak. Hangi iki aynı sayının çarpımı 36'dır? Tabii ki de 6. 6 kere 6. Buraların 6 olduğunu buluyoruz. Sorumuzu incelediğimizde bize kare kartonun kesilmeden önceki bir yüzünün alanının en az kaç santimetre kare olduğunu sorduğu için biz bir kenarı en az ne olabilir? Hemen onu hesaplayalım. Ne dedik? 6, 6. Şu kesilip atılan kısımda ne olabilir en az? 1 santimetre olabilir değil mi? O zaman 6, 1 daha 7, 7, 6 daha 13. Demek ki şu kare kartonun bir kenarının uzunluğu 13 santimetre diyebiliriz. Bu bir kare kartondu. O zaman burası da 13. Peki alanını nasıl buluyoruz? Alanda iki kenarının çarpımı. 13 ile 13'ü çarptığımız zaman 9, 3, 3, 1. 169. Cevabımız C seçeneğidir. 7. sorumuzdan devam ediyoruz. Yukarıda eş birim karelere ayrılmış 3 farklı yapboz parçası verilmiştir. Bu yapboz parçaları ile eş birim karelere ayrılmış aşağıdaki zemin üzerine bu yapboz parçaları üst üste gelmeyecek ve zeminin dışına taşmayacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre zeminde açıkta kalan şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle şu M şeklindeki yapbozumuzu ters çevirerek şuraya yerleştirelim. Şu şekilde. Ben şu şekilde çiziyorum. Şurası olsun. Daha sonra şu T şeklindeki açık yeşil rengimizi de şuraya yerleştirelim. Şöyle. Mavi olan şeklimizi de ters şekilde döndürüp şuraya yerleştirelim. Şu şekilde olur değil mi? Gördüğünüz gibi kalan şeklimiz şurasıdır. Bir seçeneklerimize baktığımız zaman cevabımız A seçeneğidir. 8. sorumuzdan devam edelim. Derya Hanım misafirlerine yaptığı 4 kahveyi kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıya eşit olan kare biçimindeki tepsiye aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Kare şeklindeki fincan tabaklarından her birinin tepsi üzerinde kapladığı alan 81 santimetre karedir. Buna göre tepsinin kare biçimindeki üst yüzeyinin alanı en az kaç santimetre karedir? Sorumuzda bize ne vermiş? Fincan tabaklarının her birinin tepsi üzerinde kapladığı alan 81 santimetre kareymiş. Yani bunlar 81 santimetre kareymiş. Karenin alanı neydi? İki kenarının çarpımıydı. Ve bu iki kenar da birbirine eşti. Hangi iki aynı sayının çarpımı 81'dir? Tabii ki de 9'dur değil mi? Yani şunların bir kenarı 9 olacak. Burası da 9 çünkü birbirine eş diyor. Bize soruda tepsinin kare biçimindeki üst yüzeyin alanı en az kaç santimetre kare dediği için şöyle diyebilir miyiz? Bu 9'ları toplarız. Bir de şu kalan mesafeye 1 santim diyebilir miyiz? Çünkü en az dediği için 1 verebiliriz. Tepsimizin bir kenarı kaç olur? 9 artı 9'dan 18, 1 daha 19. Yani şu şekilde 19 diyebiliriz. Karemizin alanı neydi? İki kenarının çarpımıydı. Hemen çarpıyoruz. 81'in 1'i evde var. 8. 9 kere 1 9. 8 daha 17. 9 kere 1 9. 1 kere 1 1. Topladığımızda 361. Cevabımız C seçeneğidir. 9. sorumuzdan devam ediyoruz. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde bir kibrit kutusu ile bu kibrit kutusunun bazı ayrıtlarının uzunlukları verilmiştir. Bu kibrit kutularından 16 tanesi yatay ve dikey konumda
yüzeyleri çakışacak biçimde yapıştırılarak aşağıdaki dikdörtgenler prizması oluşturulmuştur. Buna göre oluşturulan bu dikdörtgenler prizmasının bir yüzeyinin alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öncelikle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının yüksekliğine bir bakalım. Burasının 9 santimetre olduğunu görüyoruz. Şu ayrıtını da tabii ki de biliyoruz. Nereden biliyoruz? 2 santimmiş, 2 santim, 2 santim daha 4 santim olduğunu da biliyoruz. Bizim bilmemiz gereken ayrıt şurası. Bu kısmının 9 olduğunu biliyoruz ama şu iki tanesinin neye denk geldiğini bilmiyoruz. Şu yüksekliğimize 9 demiştik. Burası da aynı şekilde 9. 9'umuzu 3'e bölelim. Şu şekilde 1, 2, 3. 9 bölü 3'ten 3 santimetre. Demek ki şu iki ayrıtın uzunluğunun 3 santimetre olduğunu bulduk. Yani şurası da 3 santimetre. O zaman 3 artı 9 santimetreden 12 santimetrelik bir ayrıt oluşturulmuş oluyor. Hemen şu alanımızı hesaplayalım. Neydi? 9 çarpı 12'den 108. Şu üst alanımıza bakalım. Burası da 4 çarpı 12'den 48. Bir de şu yan taraftaki alanımıza bakalım. Burayı ne bulmuştuk? 4. Yüksekliğimiz de 9 olduğu için 9 çarpı 4'ten burası da 36. Yüzey alanı hangisi olamaz denilmiş. 36'yı bulduk, 48'i bulduk, 108'i de cevabımız C seçeneğidir. 72 santimetre karelik herhangi bir yüzey alanı yoktur. 10. sorumuzdan devam ediyoruz. Yukarıda 4 farklı prizma ve bu prizmalardan bazılarının ait uzunlukları verilmiştir. Prizmalar aşağıdaki gibi farklı biçimlerde üst üste konuluyor. İkinci şeklin yüksekliği birinci şekilden büyük. Üçüncü şekilden küçük olduğuna göre santimetre cinsinden kırmızı prizmanın yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yeşilimizin yüksekliğine bakalım. 7. Yani şurasının 7 olduğunu biliyoruz. Mavimizin bir yüksekliği neymiş? Küp olduğu için bütün ayrıtları birbirine eşit. Burası 5, burası da 5. Topla burası 10. Yeşili dik olarak koymuş, yani 15 santimetre. Şurası 15'miş. Kare prizmamızın ise yan olarak koyduğu için yüksekliği 6'ya denk geliyor. Hemen toplayalım. Üçüncü şeklimizin yüksekliği 6 artı 15'ten 21. Birinci şeklimizin yüksekliği 10 artı 7'den ise 17. Şimdi biz mavinin yüksekliğini biliyorduk. 5 santimetre. Öncelikle maviyi yok sayalım. Nasıl yok sayalım? Hepsinden 5'er santim çıkaralım. Burası da 12. Buradan da 5 çıkardığımız zaman burası da 16. Sorumuzda ne demiş? İkinci şeklimiz birinci şekilden daha büyük ama üçüncü şekilden daha küçük olduğunu söylemiş. Yani 12 santimetre ile 16 santimetre arasında bir yüksekliğe sahip olması gerekiyor. Seçeneklerimize baktığımız zaman 12 ve 16'nın arasında 15 vardır. Cevabımız A seçeneğidir. 11. sorumuzdan devam ediyoruz. Bir kenarının uzunluğu 40 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin kenarına 10 metre uzaklıkta olan kare şeklindeki bir alana havuç, geri kalan kısma ise lahana ekilecektir. Buna göre bu tarlada lahana ekilecek bölgenin alanı kaç metre karedir? Öncelikle biz bir bahçemizin kaç metre kare alanı olduğunu bulalım. Yani 40 çarpı 40'tan 1600 metre kare olduğunu bulduk. Bir de şu küçük karemizi bulalım. Yani bu küçük kareye ne ekilecekti? Havuç ekilecekti. Havuç ekili alanı bulalım. 10 buradan gitti. 10 buradan gitti. Şu kenarı ne oluyor? 40'tan 20 çıkardığımız zaman 20 kalıyor. Burası da tabii kare olduğu için 40 metre. 10 yukarıdan 10 aşağıdan çıkardığımız zaman şurası 20. O zaman 20 çarpı 20'den içerisindeki küçük kare 400 metre kare. Burası da neydi? Havuç ekilen alandı. Peki şu beyaz olan alanımız neydi? Lahana ekilecek olan alan. Biz bu lahana ekilecek olan alanı nasıl bulabiliriz? Bütün bahçeden havuç ekilen alanı çıkartırsak geri kalan alanı bulmuş olacağız. Hemen çıkartalım. 1200 metrekarelik alana da lahana ekilecektir. Cevabımız B seçeneğidir.